Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şark Türkistan ve Dünya Kündertifiyle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynem sizdiktanlar ekranımızda bulsun. Uyghur ayollar polat tümür sehlerde işleşke mecburlanmakta. Xitoy virusi keng tarqalib, butun dunyo xalqi virusdan saqlanish uchun harakat qilayotgan bir paytda, Sharq Turkistondagi Uyg'ur ayollar Xitoy zavodlarida erlarga mu iyg'ir keladigan ishlarni qilishga majburlanmoqda. Yaqinqi kunlardan beri ijtimoiy uchur vositalarida tarqalayotgan sirlarda Sharq Turkistondagi Uyg'ur qiz ayollarining Xitoy zavodlarida iyg'ir ishlarni qilayotgan ko'rinishlari tarqaldi. Buning ichidagi bir sinda 20 yoshlar atrofidagi Uyg'ur qizlarining yog'och zavodida ishlayotganligi Yeni bir sinde 30 yaşlar kamisidiki bir Uyghur ayalının plastik küp işlep çıkardığan zavutta işlevatkanlığı. Yeni bir sinde olsa okşaşlı bir yaş Uyghur kızının polat dümür zavutta işlevatkanlığı görüstüken. Xitayının Şarkı Türkistan'daki erlerini qeyri yaş demesinden her hıl bahanlar bilen tutkun kılıp, ceza lagırlarına kamışı neticesi de bir kısım Uyghur ayalları turmuşunu kamdaş üçün iğir işlerini kılışkı mecbur bolsa, Yeni bir türküm kız ayollar Xitay ülkelerdeki zavodlarda kul ornida mecburi emgeke seylenmaqta. Bundan burumu ijtimai uçur vasıtırda Uyghur ayollarının kasaplı kılıvatkan, yük tuşuvatkan, haşarğı seylenivatkan körünüşleri tarqalgan idi. Junğar oymanlıqıdın 500 milyon tonluluk yeni nefsitlik bayqaldı. Xitayning energiya ambiri deb atalayotgan aziz vatanimiz Sharq Turkistondan yaqin degani 500 million tonnalik yuqori sifatli neft va tabiiy gaz zapisi bayqalgan bo'lib, Xitoy axborotlari buni bas-basta xabar qildi. Yer shari vaqti gazetasining 30 noyabrdagi xabarida aytilishicha, bu qatim bayqalgan zo'r neftlik Jung'ar o'ymonligining sharqiy qismida bo'lib, taxminan 2000 kvadrat kilometr doirada ekan. Xitay neft qazish atratlari navbatdagi sinoq tariqasida bulang-talang qilishni boshlab atgan bo'lib, Xitay mutaxassislari pat yaqinda umumiyuzlik qazishning boshlanganligini bildirgan. Xitay rejimining aytishicha, Jung'ar o'ymonligining umumiy neft va gaz zapisi 12 milliard tonnaga yaqin bo'lib, buning 3dan biri aniqlanib bo'lgan ekan. Halbuki bir qism Uyg'ur shunoslar izchil Uyg'urlarni oltin tuproqqa dastab turib, divona bo'lishga majbur bo'lganlar degan shaklda tasvirlab kelayotganligi ma'lum. Bu hal Sharq Turkistondagi yer asti va yer usti boyliklar har kuni million tonnalab Xitoy o'lkalariga to'shilsimi, yerlik Uyg'urlarning yanada Xitoy bo'yicha eng namrat xalq bo'lib qolayotganligidek ochiq reallikka qaratilgan. Amerika Adliya ministerligi yoshirin harbiy salohiyatlik minglagan Xitoy tadqiqotchilarining Amerikadan ayrilganligini bildirdi. Amerika Avazı'nın 3. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Amerika bu yıl yazda Amerika'nın her kaysi şehirlerde Xitay casuslarının sınıp girişiga karşı tekşürüşünü başlagandan beri, mingdan artuq yoshirin harbiy salohiyatlik Xitay tadqiqatçısı Amerika'dan qaçıp ketgan. Haberde bildirilişçe, Amerika Adliya Ministerliginin Devlet Bihatarlık İşleri Yardımcı Katibi John Demiris çarşamba günü Aspen Institute Aqıllar Ambiri sahip halle kılgan faaliyeti söz kılıp, Adliya ministerligi Amerika'daki sanoat ve texniki casusluğu bilen şugullanıvatkan Xitay tadqiqatçılarını tekşürüş devamıda Nurgun Xitay'nın Amerika'dan qaçıp ketkenlikini aşkarlıgan. Onun aşkarlışça bu yıl 8. ayda Amerika'nın Houston'daki Xitay konsulxanasını taqaş kararının xalıgancı çıkarılmağalıqı. Xitay'nın casusluk kılmışıga karşı tekşürüşler Amerika'nın 30 şehirde başlanan bulup, Yoshirin harbiy salohiyati bar deb gumon qilingan Xitoylar bilen 50 qitim suhbatlashgan bo'lsa-mu, biroq ular kimligini yoshirgan. Ularning hammasi Amerika universitetleri va ilmiy tadqiqot organlariga ziyoratga kelgan tadqiqotchi sifatida kirgan Xitoy harbiy xodimlari ekan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray ilgari bu haqda to'xtalib, Xitoy josuslik harakatining Amerikaga singib kirish ahvoli hamma joyga yamridi. Federasiya tekşürüş idarisi tekşürgen tahminen 5000 casusluğu karşı turuş dilosunun 20 dügidek Xitay bilen münasibetle ektigen. Amerika Adliya Ministerliginin aşkarlışca Xitay'nın Amerika'yı bulan tehdidigi takabül turuş üçün yolu koyulgan Xitay'a karşı hareket planı ötken bir yılda körünerlik neticilerini kolu geldirgen. Bu hareket arqalık məxsdiki yetiş üçün devamlı xtiriş maktişgen. Şunlıqla Xitay'nın kanunsuz ve yaman garazlık kılmışlarına takabül duruş ve aldığını eliş hareketini küçeytken.
Amerika Xitay Kompartiyası əzaları və ailə təvabiatlarına yeni vizi çəkilməsi qoydu. Amerika Qoşma Ştatları Xitay Komünist Partiyası əzaları və onların ailə təvabiatlarının Amerikada ziyarətdə buluşuğa çəkilmə qoyduğun yeni vizi bəlgiləmlərini elan qıldı. New York Vaxtı gezinin xəbəriga qaraganda Amerika Taşqı İşlər Ministerliği bayanat elan qılıb, Amerikaga kelidigan Xitay Kompartiyası əzaları və onların ailə təvabiatları üçün yeni qaydalarının oturuğa qoyulğanlığını elan qıldı. Bayanatta Xitay Kompartiyası əzaları və onların ailə təvabiatlarına sayahat vizisi çəkilməsi qoyuşunun qərar qılınğanlığını, bu dairədə məzkur kişilərin sayahat vizalarının inavat müddətinin bir ay bolidiganlığı və yalğız bir qetim kiriş bilanlı çəkilinğanlığı qeyd qılındı. Mülkerlenişçe mezkur çekleme Xitay Kompartiyası'ya azı 270 milyonu yakın Xitay puhrası'a təsir görüstüdükən. Bunun ilgiri Xitay'nın normal puhralarına okşaşla Xitay Kompartiyası azalarımı 10 yıl inavetlik Amerika ziyaret vizisi alalaydı. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying Amerika'nın Xitay Kompartiyası azaları ve onun aile tavabiatlarına qaratılgan vizi çeklemesi'ye inkas qaytırıp, Amerika'nın mezkur kademinin Xitay'a karatkan siyasi besimden küçeytilişi ve Amerika'daki Xitay'a karşı aşkın güçler payda kılgan ideologiyelik bir terapleme karşısının mahsulü işkerlikini bildirdi. Fransiya parlament azaları Xitay'nın adam organları bilen temilleş mənbəsinin gumallıq işkerlikini təkikledi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 28 yanvardaki haberde bildirilişçe Fransiya'nın 60'dan artıq parlament azası Xitay'nın ölüm cezası icra kılınan mahpuslarının içki azalarını elibiliş kılmışı haqqıdaki gumallarını yeni bir qetim təkikligen. Fransiya Dünya Gezisi'nin haberde aşkarlanışca Xitay'nın rahimsiz bastırış siyaset sistemisi de yanılı nurğun gumallıq noktalar bulup, bunun içi de mahpuslarının içki azalarını yığıbiliş meselesi mübarikken. Gerçi Xitay allıqaçan bu haqda münasifetlik çekilimlerini elan kılgan bolsa mı? Ama Xitay dairleri ve xüsusi doktorxanlarda içki əza köçürüş qitim sanının köplikiga asaslanğanda zapas içki əzalarının sani ve köçürüş sürüetinin tez buluşu rekord buzgan. Xitayda ölüm cezasıga hüküm kılınan mahpuslarının sallıq məlumatları hazırgıcı məxbi tutulup gelgen. Ama amiri teşkilatlarının mülkerleşçe Xitay her yeli 1000'dan artıq adamge ölüm cezası icra kılırken. Chet elde faaliyet kılıbatkan Falun Gong teşkilatı izgil halde Xitay'nın Falun Gong muridlerinin içki azalarını elveriş cinayetini aşkarlap gelgen. Bunun başka Xitay'nın Uyghurlarga keng kölemde ziyankeşlik kılıp, ceza lagırlarga ve türmege kamaş kılmışları halkaradaki hükümetsiz teşkilatlarının Uyghurlarının organ oğurlaş obyektiğe ayınlıp kılışığı bolgan endisini küçeytken. Bildirilişçe 60'dan artık Fransiya parlament azası bu ekvallarının inixsizliği karmay çokum hoşarlıkını östürüşü gerek deb karıgan. Bu yıl 15. sentabrda ular Xitay ve Fransiyanın sahiye organlarının ilmi hemkarlıqıdaki aşkarlıkını aşırış maksat kılınan kanun layihisi sunğan. Məlum bolışça Xitay ve Fransiyanın münasifetlik kanunlarda adam organları bilen təminleşte roşan pariqbar bulup, Fransiyada organ mənbəsi kemcil. Şunlıqla organ köçürmekçi bolğan kişilerin oturucu saklaş vaxtı təxminən 3 yıl ikən. Şunlıq bolğaçqa 15%-dən 30% kişi bolğan bimarlar əza köçürüşdən burun ölüp gitidikən. Xitaydaki vəziyyət bunun əksiki bulup adam organlarının yığıbilinişi sanayet mahsulatlarına oxşaş ikən. Xitay Səhiyyə Ministerliği 146 doktorxanda əza köçürüş operasiya qılındığanlığını aşkarlığan bulup, əza köçürmekçi bolğan bimarının oturucu saklaş vaxtı aran 12 gün ikən. Şunlaşkı Xalqara Cemiyat Xitay'da təminlengen əzalarının kiliş mənbəsi ve təminli gücünün hakiki kimlikidin guman kılmaqdayken. Avustraliya tədqiqatçıları Xitay'nın Uyğurlar haqqıdaki yalğanlarına reddiye verdi. Avustraliya Strategiya ve Siyaset İnstitutu'nun xadimleri bir neçə ay ilgiri Şarkı Türkistan'daki lagırlarının kengiş əhvali haqqıda dokulat tayarlap çıxıb, Uyghurlar duş kilibatkan bastırışının yukarı belliği çıkıbatkanlıqını körsetken idi. Bu ceryanda Xitay rejimi mezkur institutunu Amerika hükümetinin kontrollukadaki düşman küçüler deb atıgan idi. Ötken hafta bolsa Xitay rejimi başkuruşudaki yarışarı vaxtı gezdi bir neçe mektep ve çoğunlar sanatoriyasının boşluktan tartılgan suretlerini elan kılıp, düşman küçüler puhralar üçün selinigan binalarını lagır deb yalğancılık kıldı dedi. Ama mezkur institutunun xadimlerinin Neysin Ruser bu suratlarının uzunluk ve kenglik noktalarını tekşürüp,
Bunların emeliyette lagerden 8 kilometre neresindeki binalar ikerlekini, bu suretlerinin oranı değilgen noktalarda hiç kaçan çoğunlar sanatoriyesi kurulmakallıkını ispatlap çıktı. O bu hafta söz kalıp bu kıtım yerşarı vakti gezisinin yeni bir kıtım aldamçılık kılgallıkını gördük dedi. Yıkında mıyan Xitay bilen Avustralya otursudaki münasifet izkil yamallışı batkan bulup tehi ötken hepte Avustralya başministeri Xitay'nın bir dumalapla kişilik hukuk koğduğuçısına ailini verip milyonluğun Uyghurlarının lagırlarda kıyın kıstakı eli batkallıkını, öltür batkallıkını körmez kiselip kılcı tep tartmasın Avustralya askerleri bigunah Afganlarını kırgın kıldı deyiş arkalık Avustralya'ya yirginişlik tökmet çaplıkallıkını bildirgen ve bu tökmetler üçün Apple soruşunu talep kılgan idi. Amerika şirketleri emdi Bingduan şirketleri bilen alakasını üzüldü. Janubi Xitay adigarlik gezdi torunun 2 dekabr haber kılışı Amerika Maliye Ministerliğinin Xitay'nın Bingduan tabelikideki şirketlerine keng kölemlik ceza yürgüzüşünü keçiktiriş müddeti ayaklaşkan. Aksaray'daki bir emeldarının bildirişçe Amerika Devlet Meclisi növetteki ciddi vaziyette mi Uyghurlarga münasifetlik mecburi emgekinin aldığını eliş kanun layısını oturgu koyuşu mümkün iken. Haberde bildirilişçe Bingduan'nın herbi sanayet tüsünü algan karıhaneleri Şarkı Türkistan'daki paxtı sodasının 17%'ini kontrol kılıdıkken. Yetinyenin 31. günü Amerika Maliye Ministerliği çet el meblağını kontrol kılış işhanesi Magnitski kanunuğa asasen Şarkı Türkistan'daki yerlik milletlerinin kişilik hukukuğu iğir derecede ziyankeşlik kılgıçlarına çetişlik şahıslarını cezalığında Bingduan emeldarlarını mı cezalığan? Çünkü Bingduan daireleri ve şirketleri Uyghur ve başka yerlik Müslüman milletlerini mecburi emgekli salgan. Amerika Maliye Ministerliği Amerika şirketlerini bu yıl 9. ayının 30. gününden burun Bingduan şirketleri bilen bulgan alakasını özüşünü talep kılgan bulup aralıkta bu müddetini yeni 2 ay uzatkan. Bu müddet toşkanda bir kısım şirketler vakitini yeni uzartıp berişini talep kılgan. Çünkü Bingduan bilen alakı kılmayı durup Şarkı Türkistan'dan çıkartan paxta ve tokumucılık mahsulatlarını setip algılıp olmayıdıkken. Amerika'nın Şarkı Türkistan'a münasifetlik siyasetlerden haberi bar bir emeldarının eğitişçe Amerika Maliye Ministerliği'nin Bingduan'a ceza yürgüzüşünü keçiktiriş müddetinin ayaklaşışı'a ergeşip Mezkur Ministerlik tapşırvalgan müddetini uzartış talepleri nahayeti azlıgan. Bingduan'ın sodisi 147 devletki kengeygen bulup Uyghur ve başka milletlerini kul kılış bedeligi kelgen bundak yarışari karakterlik sodi kengeymeçiliki Amerika Maliye Ministerliği'ni Bingduan'a cezalaşkı eylip bargan. Eğer bu ceza yürgüzülüp kalsa tarihteki en zor kölemlik ceza buludu. Amerika Kengash Palata azaları Amerika Soda Uyuşması'na hat yazıp Şarkı Türkistan bilen bulgan soda alakasını öz için talep kıldı. Amerika Kengash Palatası'nın nüfuzluk iki azası yakında Amerika Soda Uyuşması'nın icraiye direktörü Thomas Donohue'ye mektup yazıp onun azalarının Şarkı Türkistan bilen bulgan işlep çıkarış ham eşya alakasını tohtışın talep kılgan. Onlarının tekitleşçe rayonda 101 vatkan devlet himayesindeki kişilik hukuk defsendikilikinin dairesi ve kölümünü nezarda tutkanda rayonda işlep çıkarılgan herkandak mahsulatının devlet hamilikideki mecburi emgek bilen işlep çıkarılış haupi intayin yukuruyken. Kengash Palata azası Sherrod Brown bilen Ron Wyden bu mektubunu Amerika Soda Uyuşması'na azı şirket ve karıhanlarının rayondaki teminat zincirinin Uyghur ve başka yerlik milletlerinin mecburi emgeki çetişlik işgalliki hakkıdaki dokulatlarına endisini ifadeleş üçün yazganlıkını bildirgen. Onun da biz azı alırınlarını derhal hareket kekilip, ular üçün işlep çıkarılgan mahsulatlarının Xitay sadır kılıp atkan kişilik hukuk defsendikilikigi arlaşıp kalmaslıkıga kapadatlık kılışıgı ündeymez deyilgen. Bu mektup Amerika taratkolarında Nike, Coca-Cola, Alma şirketindeki halkara çoğun karıhanılar, Amerika Soda Uyuşması'ndaki Soda Menfaat Guruhları'nın Amerika Devlet Meclisi'de Uyghur mecburi emgekini çekleşke alakadar işki kanun layısıyla karşı faaliyet edip bir vatkallıkı aşkı arınışının aldı deyizilgan. Uyghur mecburi emgekini çekleş kanun layısı bilen Avam Palata azası Jenny Fair Waxton'un Uyghur mecburi emgekini aşkı arınış kanun layısı bu yıl 9. ayda Avam Palatası da makulunup, Kengash Palatası'na sunulgan. Amerika'daki Uyghurlar ve Amevi teşkilatlar bu kanunun Kengash Palatası'da tezirek makullanışını ümit kılıp kilivatkan idi. Amerika'daki Nüfuzluk Kişilik Hukuk Teşkilatı Erkinlik Sarayı'nın Hükümet İşleri Mesul Direktörü Anne Boyacan 1. Dekabr günü Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp
Kengash Palatasının yukarıki kanun lahilerini tezirek makullaşını ve Amerika şirketlerinin bununla Türkiye buluşu gerektiğini bildirdi. Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun taşkı işlerine mesul direktörü Luisa Gerov 1. Dekabr günü işbadı bildirip, Uygur Mecburi Emgekini Çekleş Kanun Layısı Avam Palatası da mutlak köp avazının kolluşu da makullanan. Kengash Palatası da Marco Rubio ve Jeff Merkey'lerinin bu kanun layısının asaslı kolluğuçisi ihkalliki bizgi malum. Onların her ikisi bu kanun layısını makullutuş için ciddi hizmet işlevatıdır. Çünkü bu kanun layısı Uygurlarga karıtılgan irki kırgıncılık karakterlik bastırışkı hatimi berişte Xitay karıhanlarga ve hükümetige besim işiltiş üçün bek muhim. Biz Kengash Palatası da bu kanunga karıta karşılık barlıqını bilimiz. Ama Uygur mecburi emgekini çekleş kanun layısının bu nöbetlik devlet meclisi de makulunuş mümkünçiliki var. Malum buluşça Kengash Palatası da bazı azalar Uygur mecburi emgekini çekleş kanun layısının bazı maddelerine tüzüş kirgüdüş taraftarı iken. Eğer onun tüzüş kirgüdülse kanun layısı kayıta avam palatasının makulluşuna evetilişi gerek. Luisa Gerov'un bildirişçe Uygur mecburi emgekini çekleş kanun layısı bu kıtımı ülgürmese, Kengash Palata azası Rubio Kiler Nöbetlik Devlet Meclisi de kayıtı oturuğu koymak çıkan. Türkiye, Xitay'dan 50 milyon tane Xitay virüsü vaksinisi seti aldı. Türkiye, Xitay'nın biyologiyelik doğru şirketi bilen 50 milyon tane Xitay virüsü vaksinisi seti veriş hakkında kilişim tüzülgenlikine cekarladı. Birleşme Agentliğinin haberden karganda Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca 2. Dekabr çarşamba günü ilan kılgan bayanatıda Xitay'dan evetildiğin tüncü vaksininin 11. Dekabr günü yetip geldiğinliğini, vaksinilerinin destep Türkiye tecrübihanlarda tekşürülüp bihaterliki cezimleştirilgendikin işiltişki icazet birildiğinliğini etkan. Fahrettin Koca'yana eğer terakkiyat biz oyluğandak aktif devam etse, Türkiye dünyadaki tüncü baskıçlı vaksine emleşine başlayan devletler Katar'ın uğrun alıdığı diken. Halbuki Birleşme Agentliğinin haberde eğitilişçe bu yıl noyabrda Lancet namlık halkaralık tibbi jurnal destekli kirinkilik sınaklarına asasen Xitay işlep çıkargan vaksininin ünümü doğrusudaki tetkikatını ilan kılganda bu vaksininin ünümünün utturhal işkerlikinin eyniklanğallıkını vaksini arkalık adam bedinde hasılı kılınan anti-telanın emiliyeti Xitay virüsü bilen yukumlanıp sakaygallarının bedinde hasılı bulgan anti-teladın tövellikini kayıt kılgan ve Xitay yasıgan vaksinelerinin koğdaş ünümü devamlık tekşürleşi gerek de bekitken iken. Türkiye'de her kaysi ictimai taratkularda Xitay'dan kirgüzülgen bu vaksinini emleş ya ki emlemeslik hakkında ciddi münazırlar kozgaldı. Türkiye'deki bir kısım danlık sanatçılar özlerinin bu vaksinini emleşini red kıladığallıkını bildirişmekte. Türkiye bundan ilgili tesir küçü 90% de bağlanan Pfizer, BioNTech'ten 1 milyon tane vaksini seti aldığallıkını cekarlıgan idi. Minister söz ediyene Xitay vaksinisi ve Pfizer, BioNTech vaksinelerinin tekşürlüş hizmetlerinin devamlı şivatkallıkını bildirdi. Aldığımızdaki aylarda Türkiye'de bir neçhil vaksinelerinin ortak işletilişi mülçerlenmekte olup, bundak bolganda halıgan kişilerinin halıgan devletinin vaksinisini emletişinin yolu ekilgan bulurduken. Biz bu hafta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medisina Fakültesi Ameve Sağlamlık Bölümü okutukçısı Dr. Nametcan Mehmet'ten Türkiye'nin Xitay vaksinisinin tallışının sebebi neyme? Xitay vaksinisi bir hater mu? Xalqning bu masalada tanlash erkinligi bo'lamdi degandek savollarni so'radik. U savollarimizga javob berib mundaq dedi. Oldingi yildan boshlab bir qism dori shirkatlari Xitoyga koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqqanligini, bu vaksinalarningki emlashga hozirligini e'lon qildi. Buning bilan birlikda dunyoning 400 yillik saqlanayotgan bu vaksina qiziq nuqtaga aylandi. Chunki hozir qadar oxirgi bosqichini tugatgan, ishlab chiqarish hozir bo'lgan 11 koronavirus vaksinasi mevcut. Bunda ahvalatsa da her kaysi devlet kaysi vaksinini işiltiş, kaysi vaksinini özünün halkı emleş doğrusu da karar ilişkine mecbur buldu. Bir kısım devletle aldı burun kaysi vaksinini aldı kalıgını, kaçandan başlayıp emleş başlayan kalıgını uhturuş kıldı. Türkiye ama bu devletlerin ikibirisi. Türkiye Xitay'la işler çıkan Sinovac ya Coronavac diyen vaksinin aldı kalıgını bu ay işçi de Türkiye'ye yitik bildi kalıgını eğer vaksinindeki teşhiriş netisi yaxşı çıkıp kalsak, aldığımız kaydı başlayıp, emdeki başlayıqlılığına uxtarış kıldı. Ondan da Türkiye nemi üçün Xitaylarının işlep çıkan Sinovac ya Coronavac bu vaksinin talıdı. Degen mesele, hemen adamdaki talaş tartışık sebep olan bir mühim nokta.
Tünügün Türkiye Səhiyyə Ministrinin bu suala cevap verib. Xitaylarınınki vaksin işləb çıxırışdakı usulü bizimki bu vaksin talaşımızın əsas səbəb dedi. Bir xəttəlik cəhətini yaxşı edib ilan qıldı. Əlbəttə səhiyyədə işildədən hər qayısı haqqında bir nəsinin ki bir xəttəlik aldın qışırt. İndi onun başqa səbəblər mi var mı deyincə də minacı əlbəttə var. Əməylən məlum bu Xitay vaksinisi Türkiyədə sınaqlandı. Aldın qədim özü xalab tədqiqat qatnaşqan, sınaq qatnaşqan 20 min adam işçi de sınaq qılındı. Şunlaqla İndonoziya və Braziliyada sınaq qılındı. Aynı vaxtda bu vaksin Türkiyə, İndonoziya və Braziliya tərəfindən tünca qədim qəbul qılındı və elişin qaraqıqan dövlətlər. Bunun karşısında bir tasadüf ilaqəmiz. Çünkü bu vaksin Türkiye'de, Brezilya'da, İndonezya'da sınaqlandı ve tüncü qatın bu devlete alımız dedi. Bunlar bu sebep nimet diyen vaxtımızda her kanda bir vaksin yağı doğrulanı sınaqlı vaxtda başka bir devlette şu devletlerle kilişiyordu. Kilişken vaxtda şu doğrulan ki ya şu vaksin ki şu devlette kelgüse ağa vaxtda bazındaki düğen buluşu. Yağı bulmuşsa bir kısım doğru yağı vaksinlerindeki ki Əksil bir iş doğrusu da kilişdi. Bəlkim Türkiyə, Hindonoziya, Braziliya mı bu cəhətdən Xitayla bilən kilişkən buluş ihtimalı var. Bu fəqət mənimki şəxsi göz qarşım. Onun da başqa səbəblən bağımı odaya vaxtımızda əlbəttə bu vaksin Türkiyədə sınaq qılındı. Türkiyədə sınaq qılınanlıq üçün nə deyilsə özü bir vası gördü. Əgər nə deyilsə işinsə, həqiqətən bizimki dövlətimiz sınaq qılınan vaksin işençilik biz muşin sınav kız muşin işlesek buldu deyip oylan buluş ihtimallık mı var? Yani yan bir talaş tartışı olatkan nokta Türkiye Hıhtay vaksiyonu zedik gelenden keyin teşhiriş netisi yaşıp kalsa biz birinci aydan başlayıp emleşik başlayımız dedim. Bu halkın yıktı kıtın tatlı. Ne müşçün vaksiyonu zedik gelenden keyin derhal emleşik başlamaydı. Ya ki bu vaksinde bir mesele var mı? Bir hatırlık noktasının. Ya ki bu başka bir vaksine var diyendik. Meylen bilimiz bu virüs çıkan dikin Hıhtay'la işlep çıkan bir kısım tibbi yüzükünle layakasız çıktı. Bu dünyaya bir ders oldu. Aldın kadın Hıhtay'la işlep çıkan koronavirüs test de işletilen kit layakasız çıktı. İspanya ile %85% kitninki hata netice belgelerini ilan kılandı ki onun için Hollanda'ya ağan maskeninki layakı toşmayan kalıqını ilan kılandı ki dünya çöküş başlı şu an Kıtay'daki en arkanda neyse teşkil iş gerek kendim. Şu vaxt mı Türkiye mi İspanya mı hoşçakalın Kıtay'daki kit ağan lakin Türkiye şu vaxt bir vas işletme aldı öyle sınav bakma. Sınav kılandı ki netice yaxşı çıkmalık için işletmeyin. Hem de o en mühim bir sebep. Şu an aşkına marketin vaksin kesin biz derhal emniyetimizi aldı ile üzümüz teşkilimizde de teşkil netisi layakası çıkıp kalsa belki bu vaksine yanı başlaması ihtimali var. Hıhtay vaksinisi bir hatır mı? Türkiye'ye gidip gelse emmeri mecbur emlenem diye mesela. Hıhtay vaksinisindeki bir hatarı doğrusu hiç kim yüzde yüz kabul kılanmaydı. Çünkü vaksinin işlep çıkışı, tecrübe kılış baskıcını aldan kapı programda biz tepsiyle çöndüken bu vaksin adaylarının hepsi intan kısa vakit işte işlep çıkardı. Çünkü alayda efalı olup kalsa bazen yollar kıskartış bulduğu diye madde bu kaldık çullam. Çünkü bu virüs nurulgan yani milyonluğa adamın canı zaten buldu. Dünyanın iktisadi ve içtimai cihazı pahalıca oluşu sebep bu kaldık çullam. Çok kısa yoldan taladı. Çok kısa yolda da işlep çıkan bir vaksin bu kaldık çullam. Kelgüsü bazen ekstersine bu kalışığa hiç kim kapalıca kılanmaydı. Elbette bunu bir devlet, herkes devletle ağa vaxtında 12 sınak neticesi asasen karar kıldı. Hiç kim milletini xeterge atmaydı. Asaslık cihetin işençilikte paralgan dikin kubul kıldı. Lakin bu vaksin %100 işençilikte hiç kim hazırca kabul kılamaydı. Onun için bu emmedin mecbur emlenemle diyeceğine emmedin mecbur emlenmeydi. Xitay'dan aldığın umumi doz 50 milyon Türkiye'deki bu vaksin çıkartım vuruluş gerek. Demek 25 milyon adam vuruldu. Uğancı adam hem de bulmaydı. Aldı ölen seyyed işli geldiğe. Onun için yaş çoğunluğa, sozulum karakteri kisli oğanlığa, diyen okşaş derece derecede vurup paralı.
Bu cihette mu Türkiye Seyyye Ministerinin ki belgen cevabı da biz mecbur umayımız, lakin halkımız ne bu vaksini uğruşka kaylı kılışka dirişimiz. Marsha Blackburn Xitayni Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik olib berish bilan ayibladi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marsha Blackburn xonim Yevropada turishliq bir Xitoy hukumat axboroti muxbirining jinsiy haqorat hujumiga uchirgan. Blackburn uni irqchilik bilan ayiblab, jinsiy haqorat qilgan Xitoy gazeti muxbiriga Xitoyning Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirgan. Blackburn 3 dekabr Twitter'da Xitayning 5000 yillik aldamchilik o'g'irlik tarixi bor. Ba'zi narsalar hargiz o'zgarmaydi ekan deb fikr yo'llagan. Lekin Xitay gazetining Beryusilda turishliq Yevropa ishxonasining mas'uli Chen Weihua uning so'ziga inkas yozib, Blackburnni haqoratlagan. U Blackburnni irqchi nodon deb ayiblagan va uningga jinsiy haqorati bo'lgan. Federalist gazetining xabarida bildirilishicha, Blackburn xonim buningga qarata bayonot e'lon qilib, Tiananmen meydanından Uyghur irqi qırğınçılığıgacha Xitay Kompartiyası nüfus qatliamının mutaxassisi Amerika cinsiyetçi Xitay komünist qaraqçılarına baş eğmeydi deb körsetgan. Bu Xitay rejimi axbaratı ve xadimlerinin tunji qitim diplomatik edep qaida aqalli axbarat axlaqını qayırıp qoyup, Xitayni tanqit qilgan g'arib siyasi yollarını haqarat qilishi emas. Xitay axborotlari bunundan burun mu Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ni haqorat qilgan edi. Federalist gazetining xabarida Xitay Kompartiyasining Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urni lagerga qamab, ayollarni tug'mas qilganligi va majburiy emgakka selayotganligi ta'kidlangan. Qadrli ko'rmalarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mushoharda oxirlashdi. Hafta oxiridagi demelishonlarning ko'ngilni kutib qolishiga tilakdoshlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Shunday qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.